Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber hem okçunun hem iadenin, hem de suvarinin olası yani iyi olabilecek 3 adet kıtasını e, paylaşacağım. Yani ben bu artık 2023'teki bu oyunun veya kendi fikrimce tabii ki bu hani kendi e, oyun e, öngörümle bunları size söyleyeceğim. Herhangi bir yerden işte gördüm ettim veya balinalar kullandı etti değil. E, kendi öngörüme göre ke, e, işte hangi 3 suvari birliği çıkılıyor. Hangi 3 okçu birliği çıkıyor? Hangi 3 piyade birliği çıkılıyor şeklinde bir video olacak arkadaşlar. Ben elimden geldiğince işte sizlere oluşturabileceğiniz en azından hani oluştur size de fikir e, sağlayacaktır. E, bahsederken bu ikilerden bahsedeceğim. Sadece işte ikilerden bahsedip kapatacağım. Hani herhangi bir yetenek ağacı falan olaylarına girmeyeceğim. E, yetenek ağacı olaylarında sonrasında eğer çok istenirse hangi komutanın nasıl yetenek ağaçları olmalı bir, de, bir, bir, videoda o şekilde çekeriz. Onda çünkü şöyle yetenek ağacı böyle olmalı diye e, gösterdiğimiz zaman veya işte bu şekilde yapmanız dediğiniz zaman çok böyle bir mantığı olmuyor. Neden? Bir mantı, ya adamın mantığını anlaması lazım. Neden bu şekilde olmalı? Komutanın e, yani işleyişi ne şekilde olmalı? Yetenek ağacı ona göre ne şekilde olmalı? Onları biraz da öğrenmek lazım. Zaten bir, bir süre sonra öğrendiğiniz zaman da kendi yetenek ağaçlarınızı kendiniz oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahatlıkla. Yeter ki komutanı tanıyın. Evet. Şimdi ilk olarak Suvar'dan başlayacağım. Piyade ve okçu şeklinde devam edeceğiz. Ee, öncelikle size suvarinin olası 3 kıtasını söyleyeceğim. Mesela bunu tabii ki şöyle yapmayacağız. Mesela ne, her kıtada da nefsik olmayacak. Mesela 3 tane ben kıta çıkacağım. Bu 3 kıtayı ne şekilde çıkmalıyım? Hangi üçlüyü çıkmalıyım? Bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Zaten e, az çok herkes tahmin ediyordur ilk kıtayı. E, ve birçok oyuncu da bunu kullanıyordur. Şu anda en iyi ve e, yani o suvari kıtası diyebiliriz buna. Nevski Jandark. Jandark'ı nereye koymuştuk onu ve göstereyim. Şunu hatta şuradan ayarlayayım. net görelim. Nevski Jandark arkadaşlar. Bunun sebebi hemen sebebini hızlıca bahsedecek olsak. Jandark zaten alan vuran bir komutan. Bu e, alanda da e, çıktığımızda çok iyi iş yapan bir komutan. E, alanda gerçekten iki kere e, 2 iki kavuran skin atma olayı ki bunu 8 saniyede falan yapıyor. Yani artı onun yanında sadece 2K vurmasını geçtim. Alan olarak öfke vermesi falan. Yani gerçekten muazzam bir komutan baktığınızda. Bunu Nevski ile beraber kullandığınızda alanda çok güzel işler yapıyor. Nevski şu anda hala oyunun belki de en iyi komutanı diyebiliriz. Yani gerçekten hala güçlü, hala kuvvetli. Çok güzel debuff'ı var. Yani etraf saran bir düşman %45 bir defans kırma olayı var. O yüzden yani etkin beceriler biraz daha böyle belirleyici olabiliyor. Yani etkin becerilerin alanda etkili olma e, olayı biraz da belirli. Gerisi kalan stastır, işte debuff atmadır falan oluyor zaten. Pasif beceriler oluyor. Daha çok etkin becerilerin sizi alanda belirleyici oluyor. Ee, şimdi Nevski ile Jandark'ı köşeye koyduğumuzda şimdi olası ikinci e, süvari suvari kıtamız arkadaşlar. Az çok gene tahmin edenler vardır. Fakat şöyle de durum var. Bu değişkenlik gösterebiliyor tabii ki ama e, çoğu oyuncunun kullandığı şekilde de gene benim hani gördüğüm kadarıyla ve fikrim fikir olarak da Ziyang Yu ve Mehmet arkadaşlar. Mehmet'i burada 5-5-1-1 şeklinde kullanabilirsiniz. Kesinlikle bence fullemeye veya full olmasına gerek yok. Sadece fullediğinizin tek farkı farkı %2 yerine %8'lik bir kıta kapasitesi. O da çok çok böyle lazım değil. Onun için Ziyang Yu, Mehmet gerçekten gene ikisinde alan vurmasından dolayı Burada Fatih Sultan Mehmet Han'ın bonusu 20 saldırı artı yenisinde biliyorsunuz %10 bir daha veriyor. Beceri hasar bir de %30 sağlık vermesi. Fatih Memetan'ı gerçekten güzel bir komutan yapıyor. Alan vurması dediğim gibi etkilerinden bir tanesi. Ve diğer son kıtamıza gelecek olursak. Ben şimdi burada mesela önceden Atilla Takeda falan çıkılıyordu arkadaşlar. Atilla Takeda çok fazla artık böyle yeri kalmadı. Neden diyecek olursanız böyle savaşlar çok hızlı dönüyor. Onun için Kil kasabilmeniz ve hızlı bir şekilde karşıyı indirebilmeniz için nükhasara vuran komutanlar daha ön planda. O yüzden de Selahattin önde, William arkasında şeklinde bir e, kili de alan için güzel. Şimdi Selahattin neden iyi? Selahattin ne biliyorsunuz ki daha Müzebafı gelmedi, müzebafa da gelecek. O zaman zaten daha da daha da güzel olacak. E, Selahattin demem sebebi şu arkadaşlar, zaten etkin becerisi, e, Hani intikadı azaltması bence güzel bir şey. 1400 vuruyor. Eski komutanlara göre güzel bir hasar. 20 saldırı 20 savunma vermesi. Ve şuradaki asıl önemli olan şu %30 beceri hasar düşüşü. Çok muazzam güzel işler. Yani alan için güzel. Ee, arkasına da William koyduğumuzda o da zaten alan vuruyor. Gene aynı şekilde o da indikazı azaltıyor. Yani burada bu iki komutanı kullandığınızda karşı tarafın e, yani Sürekli bir o skill bir öbürü skill adam adamın isterseniz inkazı azaldı zaten süvariler de hızlı yakaladığı için hani sizden adamın böyle pençenizden kaçma ihtimali yok. Yani bu ikiliyi de kullandığımızda. Suvariler bu şekilde e, mantık olarak da dediğim gibi daha çok bu düzlemde işlerseniz daha güzel olur. E, Nevski, Jandark arkadaşlar Ziyankyu, Mehmet Zaten dediğim gibi Mehmet'e ikinci müzebafada geldiği için Mehmet kesinlikle güzel arkadaşlar. Kuvvetli. Çünkü ikinci komutanlar genelde hem etkin becerisi tabii ki şey de stasta da önem verilir yani stasta vermesi istenir. Fatih Sultan Mehmet Han burada size hem 10 beceri hasarı sağlatıyor ekstradan 20 de kendine var 30. 30 beceri hasarı 30 sağlık 20 de saldırı sağlıyor size. Bir de alan vuruyor arkadaşlar. O yüzden e, güzel bir takviye. Ziyankyu da zaten çok seri skill atan bir komutan ve debuff atabiliyor. Onun için İkinci olarak da onları seçtik. Selahattin ve William da üçüncü kıtamız oldu. Şimdi gelelim Piyadelere Piyadelerde arkadaşlar e, yani yeni komutanlar geldi. Biliyorsunuz Sargon geldi. E, yani Sargon'u ben alanda tamam güzel iyi hoş işler yapabiliyor. E, ama yani kasmaya değer mi? Sıfırdan kasılır mı? Kasılabilir. Yani o tabii ki hani kasılmaz demiyorum. Piyade oyuncusuysanız kasılabilir. E, şu anda benim denemelerim sonucu arkadaşlar. Ben şunu çok fark ettim ki e, CPU ile Mehmet kesinlikle hem inanılmaz tank oluyorlar hem de çok muazzam bir hasar üretiyorlar çünkü e, zaten sağlık kırıyor biliyorsunuz e, CPO alan vurarak Fatso alan vuruyor. Bir de mesela ben CPO'da yani bu Guandaki şu şekilde e, gördüğünüz gibi bir şey var burada da mesela sağlık yok full savunma var bakın. %50 piyade savunması var. Piyade sağlığı yok hiç. 20'de saldırısı var. Şimdi burada bizim eksiğimiz e, ne kalıyor? Tabii ki e, sağlık kalıyor. Onda Fatih Sultan Mehmet Han'dan gelen 30 sağlıkla tamamladığımızda bu yani ekipmanları takarsak CPU'ya arkasına Fatih Sultan Mehmet Han koyup da 30 sağlıkla gelince gerçekten muazzam bir tanklık ortaya çıkıyor. E, ben hani bayağı beğendim. Onun için size önerebileceğim ikili CPU ve mesela normalde en iyi Guan CPU'dur. Tamam eyvallah ama mesela full 3 kıta ben piyade çıkacağım diyorsam yani zaten Guan'a çıkacağım. Onun için CP, Guan, yani tek kıta çıkmıyorsanız eğer Guan CPO çıkmak yerine CPU ile Mehmet'i yapıp Guan'la da İskender yapabilirsiniz. Misal. Ya yani bu değişebilir. Leonidas yapabilirsiniz. İskender yapabilirsiniz. Sargon yapabilirsiniz. Yani bu e, kişiden kişiye değişebilir. E, ama mesela şu an için Guan İskender daha mantıklı geliyor. Çünkü İskender'e de bir buff geliyor müzede. Guan İskender ikilisi. Zaten CPU'nun ekspertisini Silence tetikliyor ya. Burada onun sayesinde Guan'ın Silence'ı zaten etki edecek. Bir kıtamız öyle olacak. Zaten CPU Mehmet olacak. Ee, bu şekilde iki kıtamız oluşmuş oluyor. E, ee, Guan'la da zaten İskender dememdeki sebep arkadaşlar. Guan'ın zaten hani, usturma etkisinin olması. İskender'in de vazgeçilmez yapan arkadaşlar. E, ee, geri gelelim. Zaten şuradaki kalkan vermesi defansif bir yön. Buradaki karşı tarafın aldığı hasarı yükselten bir skill olması. Bakın mesela diyor ki kalkan koruması altında değilken. Hem bu Ekspert skillini açtığınızda ilk becerisi e, 4, e, 3 düşman kıtan aldığı hasar 4 saniye %30 artar. Şimdi bu güzel bir debuff. Piyadelerinde ihtiyacı olan bir debuff. Artı hani diğer e, skillerde hala güzel olduğu için kullanılabilir. Onun için bu ikiliği kullandıktan sonra son kıtaya gelecek olursak da arkadaşlar e, Sargon Burada ön plana çıkıyor. Sargon'u öne koyup arkaya, Sargon'un arkasına Tarık konabilir. Ee, o yoksa mesela bu ikiliyi ben hani kasmayayım kardeşim. Mesela Sargon Tarık tamam güzel bir ikili olabilir. Ama veya işte Sargon işte Harold falan da yapabilirsiniz belki ama şimdi ben eğer bunlar kasmayayım diyorsanız ben Sargon ve Tarık kasmayayım diyorsanız yani ben sıfırdan heykemi. Benim elimde Martel var. Bu da bir seçenek herald kasarsınız veya pakalınız var marteliniz var bu ikisinden biri varsa arkasında ikisinde herald çok güzel akışıyor arkadaşlar. Pakal herald veya martel herald yaparak e, her, bu şekilde de bir ikili oluşturabilirsiniz. Hem sağlam bir sağlam bir kıta oluyor hem de e, herald sayesinde güzel killer kastırabiliyor. Yani ilk etkin becerisi ve pasif skill'leri sayesinde sürekli skillini atabiliyor. Bu sayede de güzel bir ikili olabiliyor. Yani ben dediğim gibi benim mesela martelim anahtardan fullendi. Ee, daha çok. Ya yani bu bu tarz komutanlar böyle fullenmişse mesela benim görüşüm tekrardan sıfırdan heykel basmak yerine Martel'in arkasına bir herd konabilir. Veya Martel yani Sargon'la falan da kullanan var. Yine aynı şekilde CJ falan varsa kullanan var. CJ de e, atak yönü kuvvetli bir piyade komutanı e, kullanan var. Ama daha çok işte Sargon'la Tarık hani biraz daha böyle fazla görüyorum gibi. Sargon'la Tarık'ı alanda eğer kullan şey kullanıyorsa yani Guan CPU yapıyorlarsa o şekilde görebiliyorum veya CPU Sargon falan da kullanan var ama benim e, size tavsiyem yani eğer fiyat oyuncusuysanız Guan e, İskender CPU Mehmet e, ve hani daha hem Fruit Play için heykel bakımından biraz da tasavvur eğer basarım diyorsanız Sargon'a Tarık da yapabilirsiniz yok onu yapmayın diyorsanız Martel Herald veya Pakal Herald hala bence geçerli olabilen komutanlar hala kill kastırabilir size. E, yeter ki ekipmanlar falan iyi tutun. Şimdi bunlardan da bahsettik. Piyadelerden de bahsettik. E, bu üçlü de dediğim gibi değişken gösterebilir ama ben hem hani kendi görüşümle sizlere az çok hani gördüğüm ve alanda e, tecrübe ettiğim kadarıyla aktarıyorum. E, gelelim e, Okçu'ya. Okçu da zaten gelen Boydika'dan sonra... Biraz daha böyle okçular çok yerlerdeydi artık. yani biraz daha hafiften Boyduka ayağa kaldırdı diyebiliriz hani böyle çok bence kötü durumdaydı. İnşallah sıradaki okçu gelecek de böyle güzel <laughs> ve oyuna böyle adam da daha sağlam böyle bir masaya yumruğu vuracak bir komutan olur da okçular biraz daha böyle rahat eder. Ee, okçu oynayan yok gibi bir şey zaten oyunda artık. Çünkü sadece ne yapıyor? Boyduka'yı kasıyor işte tek kıta. Boyduka'nın yanına bir şey kasıyor işte Yiğit Sen koyuyor ne bileyim artemis koyu kullanıyor ee, Eğer üç kıta okçu çıkarım ne çıkarabiliyorsanız boydika artemis önereceğim Arkadaşlar ee, bunun sebebi Eğer diyelim ki isen kufur dediğiniz Ben tek okçu kullanıyorum diyorsanız bu Tabii ki şöyle bir değişken gösteriyor. boydika isyan kullanabilirsiniz ona hiçbir sıkıntı yok veya işte isyan yok artemis'in full yine boydika artemis de kullanabilirsiniz yani bu ikililer zaten e, kesinlikle iş yapar ama benim hani burada eğer kasacak olsak ne şekilde olsun diyorsak hani bu daha iyi üçlü ne olur diyorsak. Boydika Artemis. Bunun sebebi ne? Ekspertiz. Tabi ki burada boydikanın full olması gerekiyor. Ekspertizimiz arkadaşlar e kontrol etkileri de diye Bu silence susturucu bak sessizlik, silahsızlandırma ve iyileştirme başlıkları etkinliklerini etkinliklerini yok sayabilir. %80 ihtimalle. Artemis'in de biliyorsunuz ki bu becerisinde miydi o? Burada mesela %80 düzeyine ulaştığında e, bizim öfkemiz 1000 yani atıyorsan 800 öfke ulaştığında %50 ihtimalle komutanla 3 tane susturup onun yerine size 5 tane bunu %50 e, hasar arttırıyor. Çok güzel muazzam bir skill. Ama burada mesela uzun bu 3 saniye susturma ya. Boydika sayesinde onu kırabiliyorsunuz. %80. O yüzden beraber güzel çalışıyorlar. Diğer ikilimiz kesinlikle ve kesinlikle benim yani biz muazzam ikililer kastığım e, Nebukadnezar ve Yiseong ikilisi. Bu ikili zaten ikisi de alan vurduğu için e, güzel ikili oluyorlar. Zaten Nebukadnezar'da bildiğiniz yarım daire vuruyor zaten Bayağı geniş bir vuruyor. Nebukadnezar'ın vuruşu da sağlam böyle hani alanı küçük değil. Yiseong zaten çember vuruyor ki Yiseong'a gelen müze bufflarıyla zaten Yiseong tek yani zaten meta dayı Yani iyice sağlamlaştırdığı yerini. E, ee, kesinlikle göreceğiz. Sürekli göreceğiz artık. Yani bundan sonra kurtuluş yok Yi Seong'dan. Ee, Nebukadnezar Yi Seong ikilisini öneriyorum. Ya dedim ki burada çok fazla aşırı bunların ikisine girmeye gerek yok. Çünkü ikisi de alan vurduğu için X skillleri güzel hasarlar çıkartıyor. Yi Seong'un beceri hasarı yükseltmesiyle beraber her vurduğunuz alanda çok güzel killerle size dönüş sağlıyor. Kalabalık savaşlarda falan. O yüzden bu ikiliyi söyleyeceğim. Şimdi geldik son ikilimize. Şimdi buradaki son ikilimiz şöyle bir değişkenlik gösterebilir. Şimdi müze buff'ı gelmedi. Müze buff'ı geldiği zaman Edward'la Tomist ne konuma gelecek onu bilmiyorum. Ee, yani o baf geldikten sonra belki bu değişkenlik gösterebilir. Belki Edward'la Tomist ikisi tekrar kullanım açılabilir. Hani tekrar belki çünkü Edward'la Edward, la... Edward la güzel kill kasıyordu. Zamanında ben geçtim bu ikiliyle de çok güzel killler kastım. Çünkü hasar bir vuruyordu böyle buharlaştırıyordu adamı. Yani o dönemin çok güzel komutanlarındandı. Kaflar bilmiyorum yeterli olur mu olmaz mı? Geldiği zaman göreceğiz. Ben şimdi hani elimizde çok da fazla seçenek yok arkadaşlar. Yani eğer fullse e, Gılgamış ve Ramses ikilisi kullanılabilir. Bunun sebebi de Gılgamış'ın debuff vermesi, Ramses'in debuff vermesi. Yani bunlar debafından yararlanırız. Veya Ramses Tomris Yine gene kullanılabilir. Ramses amonitöre kullanılabilir. Yani seçenek çok bu 3. kıtadaki seçenek inanılmaz çok. Evet, eğer diyelim ki kasmanız gerekiyorsa kasmayın zaten daha diyorum ya gelecek yeni okçuya göre bu daha iyi şekillenebilir. Tomis'e gelecek buff'la beraber Tomris tekrar girip e, metaya Tomis'e uygun bir komutan gelirse veya şöyle de bir değişim olabilir mesela Boydikal'e daha iyi belki uyumlu bir komutan gelecek Boydikal onu kullanıp Artemis Tomris ikilisi de metaya girebilir. Yani Artem Artemis biliyorsun susturuyor Tomris'in de e, zehir etkisi var onu da şöyle göre gösterelim. Şimdi bu zehir etkisi ne kadar çok birikirse meta, e, karşı tarafta o kadar çok beceri hasarı. Şimdi Boyd'u zaten beceri hasarı fazla verecek. Şimdi bu debuff'la da verecek. Siz beceri hasarlarını bir vuracaksınız adama, adam yok olacak. Adam bir anda hatta şaşıracaksınız. Ne ara kestim ben adamı diye. Onun için eee okçunun özelliği de olduğu için yani bu nük hasarları her komutanın nük hasarı da olduğu için yeni gelecek komutanlarda biraz daha şekiller değişebilir. Ama şu an için e, Ramses, e, Tomris falan da bir nebze olabilir. Şimdi ben Amun biliyorsunuz ki güzel bir komutan. kötü demiyorum ama biraz daha gözden düştü. E, eskiye göre çok kullanılmıyor. Önceden mesela Amun e, Artemis kullanılıyordu. Boydika gelmeden önce. Amun rafa kalkıp Boydika Artemis'e döndü. E, çünkü Boydika'nın gelmesi o etkin becerisinin ilk becerisinin verdiği debuff hiçbir şey değişmez. %35 fazla beceri hasar yemesi demek. Sanın çok büyük bir oran. Ee, o yüzden töre biraz rafa kalktı. Ha yarın bir gün bir komutan gelir. Belki onunla beraber tekrar kullanılabilir. Çünkü şöyle diyeyim mesela Martel bir dönem düşmüştü. Mesela Martel e, bizim ilk oyun oynadıklarımızda Richard Martel ikilisi vardı arkadaşlar. Tanktı böyle yani adam harbiden tank yani. Ortaya koyuyordun, böyle kesemiyordun adamı. Vuruyorsun vuruyorsun böyle biri çünkü kalkan atıyor, biri can basıyor, biri kalkan atıyor, biri can basıyor falan. Eskiden öyleydi. Sonra Martel Richard gözden düştü. Sonra ne oldu? daha sonra ilerleyen dönemlerde Herald gelmesiyle Martel bir ara bir döndü falan. Hala mesela şu an Marteli kullananlar var. Niye? Şu an iş yapabiliyor. Hala iş yapar Martel. yapmaz kimse yapmaz diyemez. çok çok iyi değil tabii ki ama bir Herald'la falan birleştiğinde bence hala güzel işler yapabiliyor. Yani alanda onu söyleyebilirim. Evet, kıtalar bu şekilde arkadaşlar. Eee hız hızlı geçecek olursak Nevski Nevski ile eee söyledik. Ondan sonra ikinci olarak da bunların arkasında Ziyan Q Mehmet dedik. Daha sonra da Selahattin William dedik. Bu ikili, bu üçlü bu şekilde. Daha sonra Piyade'ye geldik. Piyade'de CPO Mehmet dedik. E, bunu da kesinlikle denerseniz zaten az çok fark edeceksiniz. Ne demek istediğimi. E, ne kadar tank ve dayanıklı olduğunu bu ikilinin. E, CPO Mehmet, Guan <laughs> İskender e, diğer ikili de dediğim gibi değişebilir. Sargon, Tarık yapabilirsiniz. O olmasa Martel Harold, Pakal Harold şeklinde de gene üçüncü kıtalar değişkenlik gösterebilir. Okçuya geldiğimizde Boydika, Artemis, ne bu? Yiseong. Ee, Tabi bu dediğim gibi üçüncü kıta burada da değişkenlik gösteriyor ama Ramses, Boydika, yani Ramses, Boydika diyorum. Ramses, Tomris şimdilik e, kullanışta gözüküyor. Yani ben şu an için öyle kullanacağım. Zaten müze buff'ı gelince de Tomris yani girer tekrar kullanırım yani. Kesinlikle kullanırım. biraz daha en azından çünkü e, stats buff'ı geliyor. Zaten komutanın skillleri sağlam pasif sikilleri falan sağlam o yüzden kullanılır yani evet bu şekilde bir videoydu. umarım faydalı olmuştur arkadaşlar ben elimden geldiğince sizlere hani e, birlikte oynanabilir komutanları bahsetmeye çalıştım hani e, inşallah aydınlatmıştır çoğu kişiyi yani sorularınız olursa gene sorabilirsiniz ben e, cevaplarım onu yine yorumlar kısmından ya benim bu dediğim bu oyun görüşme göre bu şekilde bu herkese göre farklılık gösterebilir en iyi kıtalar falan filan değişebilir tabii ki. Ama ben sadece şunu bahsettim. Yani 3 kıta ben o at su var çıkıyorsam nasıl çıkmalıyım? 3 kıta e, okçu çıkıyorsam nasıl çıkmalıyım? 3 kıta piyade çıkıyorsam nasıl çıkmalıyım? Bunları konuştuk. E, umarım fayda olmuştur. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.